Şu an yaşamınızın yönünü değerleriniz ve istekleriniz mi yoksa problemlerinizin ağırlığı mı belirliyor? Ne zaman psikolojik bir problem tarafından esir alınsak sıklıkla hayatı bir kenara koyuyoruz ve hayatı gerçekten yaşamaya başlamadan önce acımızın hafiflemesi gerektiğine inanıyoruz. Peki ya sistem böyle işlemiyorsa? Zihnimiz tuzak üstüne tuzak hazırlayıp bariyerler inşa ediyor. Bunun için yaşamak istediğiniz hayatla temasa geçmek ve hayallerinizi mevcut yaşamınız içerisine taşımak kolay olmuyor. Eğer kafanızın içindeki bir savaşta mücadele ediyorsanız bu savaşı kazanmayı denemek yerine buradan çıkmanın bir yolunu biliyor olsaydınız nasıl olurdu sizce? Bu tabii savaşın sona ereceği anlamına gelmiyor. Savaş devam edebilir. Burada bahsettiğim psikolojik yaşantımızın bu savaşın sonucuna bağlı olmadığı. Şöyle bakın bir bugüne kadar düşünce ve duygularınıza savaş açıp bunların ne kadarını kazandınız? Bu istemediğimiz düşünce ve duygulara varlığı acı verenler dersek bir de her zaman farkında olmadığımız bir taraf var o da yokluğu acı verenler. Yani uzaklaşıp gitmesini istediklerimiz varlığı acı verenler. Ancak bunlarla savaşa girip kazanması imkansız olan bu savaşı sürdürürken bizim için anlamlı olan şeyleri kaçırabiliyoruz. Bu mücadele bizi gerçekten istediğimiz şeyleri yapmaktan ve olduğumuz kişi gibi davranmaktan alıkoyabiliyor. Bunların eksikliği de yokluğu acı verendir. Maalesef yaşamımızı genellikle varlığı acı verenleri uzaklaştırmayı deneyerek geçiriyoruz ve yokluğu acı verenler nedeniyle çok daha büyük bir acıya sahip oluyoruz. Varlığı acı verenden kurtulmaya odaklandıkça yokluğu acı vereni daha fazla hissediyoruz. Peki zihnimizin içindeki bu savaşı terk edip hayatımızın içine doğrudan girmek nasıl olurdu? Bir metaforla anlatmak istiyorum bunu. Şöyle düşünün. Açık denizde bir gemiyle sürükleniyorsunuz. Kaptan sizsiniz, dümen sizde. Yalnız güvertenin altında bekleyen bir sürü korkunç görünümlü canavarlar var ve bu canavarların pek çok farklı şekli var. Kimi suçluluk, öfke, korku veya umutsuzluk gibi duygular, kimi başarısız olduğunuz, kötüye gittiğiniz ya da incindiğiniz zamanların anıları, diğerleri de bu çok zor, kendimi olumsuz bir duruma düşüreceğim ya da başarısız olacağım gibi düşünceler. Bazıları sizi kötü bir performans sergilerken veya bir konuda reddedilirken gösteren zihinsel görüntüler, bazıları da kendinize zarar vermek ya da aşırı yemek gibi kuvvetli dürtüler. Hatta kimisi de göğsünüzde sıkışma ya da midenize kramp girmesi gibi hoş olmayan bedensel hisler. İşte o güvertenin altındaki canavarlar bunlar. Şimdi geminizi denizde seyir halinde tuttuğunuz sürece bu canavarlar aşağıda kalacak. Ama dümeni karaya çevirir çevirmez bunlar ortaya çıkacak ve sizi mahvetme tehdidiyle güvertenin altından fırlayacaklar. Haliyle bunu pek istemiyorsunuz ve bu yüzden onlarla bir pazarlık yapıyorsunuz. Eğer canavarlar aşağıda gözden uzak kalırlarsa gemiyi denizde sürüklenir halde tutacağınızı söylüyorsunuz. Canavarların istediği de bu. Bunu kabul ediyorlar tabi ve bir süre her şey yolunda gibi görünüyor. Sorun şu ki er ya da geç artık açık denizde amaçsızca sürüklenmekten usanıyorsunuz. Canınız sıkılıyor ve belki yalnız, perişan ve endişeli hissediyorsunuz. Diğer pek çok geminin karaya doğru gittiğini görüyorsunuz ancak sizin geminiz açıkta sürüklenmeye devam ediyor. Gitmek istediğiniz yer ufuktaki kara parçası aslında ama sizin ne istediğiniz aşağıdaki canavarların pek de umurlarında değil. Onlar açık denizde kalmak istiyorlar. Karaya doğru harekete geçtiğiniz an güverteye çıkıp yine sizi tehdit etmeye başlayacaklar. Şimdi ilginç olan şu ki her ne kadar bu canavarlar sizi tehdit etse de size hiçbir zaman fiziksel bir zarar vermiyorlar. Neden? Çünkü veremiyorlar. Tek yapabildikleri homurdanıp tehdit etmek ve korkutucu görünmek. Fiziksel olarak size dokunamıyorlar bile ve aslında bir kez bunu fark edince özgür kalıyorsunuz. Bu demek oluyor ki geminizi istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Ancak bu canavarların varlığını kabul etmeye istekli olduğunuz sürece. Karaya ulaşmak için tek yapmanız gereken canavarların güvertede olduğunu, sizi korkutmak için ellerinden geleni yapacaklarını kabul edip gemiyi hedefinize doğru sürmeye devam etmek. Canavarlar buna da karşı çıkabilirler ama ellerinden başka hiçbir şey gelmez. Çünkü onların gücü tamamen sizin onların tehditlerine olan inancınızda yatıyor. Ancak bunlara boyun eğerseniz onlar daha da güçleniyor. Ama diyelim bu canavarları kabul etmeye istekli değilsiniz. Ne pahasına olursa olsun onları güvertenin altında tutmak istiyorsunuz. O zaman tek seçeneğiniz açık denizde kalıp sürüklenmek oluyor. Canavarları denize atmayı da deneyebilirsiniz. Ama tabii siz bununla meşgulken dümende kimse olmayacak ve kayalara çarpma veya alabora olma riskiyle karşı karşıya kalacaksınız. Hem zaten bu asla kazanamayacağınız bir savaş çünkü o güvertenin altında sonsuz sayıda canavar var. Birinden kurtulduk desek diğeri gelecek ve bu döngü hiç bitmeyecek. Şimdi haklı olarak yaşadığınız bu duruma itiraz edebilirsiniz. Ben bu canavarlarla çevrili halde yaşamak istemiyorum da diyebilirsiniz. Ancak zaten hepimiz bu haldeyiz ve bu canavarlar yönümüzü bizim için anlamlı olan bir istikamete çevirir çevirmez sürekli olarak çıkıp gelecekler. Yeni bir şeyler yapmaya kalktığımızda zihnimiz daima bizi uyarmaya başlar. Bak başarısız olabilirsin. Hata yapabilirsin. Reddedilebilirsin. Bizi olumsuz düşüncelerle, rahatsız edici görüntülerle, kötü anılarla, huzursuz edici duygularla ve bedensel hislerle uyarır. Ve bizler maalesef bu uyarıların hayatımızı gerçekten istediğimiz doğrultuda sürdürmemize engel olmasına çoğu zaman izin veririz. Karaya yelken açmak yerine denizde sürükleniriz. Konfor alanında kalmak diyoruz yani işte bu aslında mesele. Gerçi konfor alanı da güzel bir isim değil. Çünkü konfor alanı kesinlikle konforlu değil bakınca. Bunu daha çok bir ızdırap alanı ya da hayatı ıskalama alanı demek daha doğru olabilir. Sizin için anlamlı olana yani değerlerinize ve yaşamınızı iyiye götürmek için harekete geçmeye odaklanınca bu canavarlar size meydan okuyacak. Hali hazırdaki sorunlarınızın doğasına bağlı olarak bu yeni bir kariyer hedefi olabilir. Yeni bir ilişkiye başlamak, yeni arkadaşlar edinmek, bedensel zindeliğinizi artırmak veya sistemli biçimde ders çalışmaya başlamak gibi zorlayıcı planlarınız olabilir. Hiç fark etmez. Ne olursa olsun kesin olan şu. Hayatınızda ne tür anlamlı değişiklikler yapmaya başlarsanız başlayın. Bu canavarlar kendini gösterecek ve sizi vazgeçirmeye çalışacaklar. Buna daima hazırlıklı olun. Bundan kaçış yok maalesef. İyi haber de şu, geminizin dümenini hedeflediğiniz limana doğru tuttuğunuz sürece, bunlar sizi ne kadar tehdit ederse etsin, bu canavarların çoğu etkilerini kaybettiklerini anlayarak vazgeçecek ve sizi rahat bırakacaklar. Bir süre sonra zaten geride kalanlara da alışmaya başlayacaksınız. Bunlara dikkatle bakınca da ilk zamanlardaki gibi korkutucu olmadıklarını fark edeceksiniz. Evet hala kötü görünüyor olacaklar ama onlardan korkmuyor olacaksınız. Ve daha da önemlisi rahatsızlık duymaksızın bunların çevrede dolaşmalarına izin verebildiğinizi fark edeceksiniz. Üstelik kıyıya doğru seyretmeye devam ettikçe bunlar görüş alanınızın da dışına çıkacak ve gerçek güzellikleri fark etmeye başlayacaksınız. Sizin için doğru limanı keşfetmek adına kendinize şu soruları sorarak başlayın. Acı veren duygu ve düşünceler engel oluşturmasa şimdikinden farklı neler yapardım? Zamanım ve enerjim can sıkıcı duygularla ziyan olmasa ne yapmaya başlar veya neyi devam ettirirdim? Eğer korku veya endişe bir sorun olmaktan çıksa neler yapardım? Başarısızlık düşüncesi cesaretimi kırmasa hangi girişimlerde bulunurdum? Şimdi bu dört soruyu düşününce büyük ihtimalle can sıkıcı düşünceler ve görüntüler gelecektir aklınıza. Peki bunlar neyi içeriyor? Bir şekilde sorun yaşayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Ya da zihniniz size başaramazsın bu çok zor mu diyor? Bunu yapamayacak kadar yetersiz, değersiz, kaygılı ya da depresif olduğunuzu mu söylüyor? Genelde böyle yapar çünkü. Bu söylediklerinin bir listesini çıkartın. Sonra dönüp bakın bu canavarlara. Bu düşüncelerin gerçekte olduğu haliyle yani kelime ve görüntülerden fazlası olmadığını ne kadar çok fark ederseniz yaşamınıza etkileri o kadar azalacaktır. Bunlar ancak biz boyun eğip onlarla bütünleştiğimiz ölçüde davranışlarımızı kontrol edebilirler. Yoksa hiçbir duygu ve düşüncenin davranışlarımız üzerinde doğrudan kontrolü olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Viktor Frankl'dan bir alıntıyla bitirelim. İnsan özgürlüklerinin en sonuncusu içinde bulunduğu koşullar ne olursa olsun tutumunu seçebilmesidir. Geminizin dümenini yaşamınıza anlam katacak limanlara doğru kırıp sıkıca tutmanızı dilerim. Görüşmek üzere.